Bilindiği üzere hasarlı dokudaki hücrelerin kendini yenileme kabiliyeti bozulmaktadır. Indiva aktif hücre tedavisi ile bu hasarlı dokudaki hücrelerin enerjisi, metabolizması ve kanlanması arttırılmaktadır. Indiva hasarlı dokuyu optimal düzeyde ısıtıp tamir mekanizmasını etkinleştiren, dokunun elastikiyetini arttıran, ağrıyı gideren, manuel terapiye kombine olarak uyguladığımız etkili bir cihazdır. Bu şekilde hasarlı dokudaki hücrelerin bir yandan toksik maddeleri atması kolaylaşırken diğer yandan da oksijenasyonu ve kolajen yapımı desteklenmektedir. Manuel terapi uygulamalarında fizyoterapistin yaptığı mobilizasyonlara ek olarak indiva ile kombine ettiğimizde sıcak etki ile birlikte kasın daha hızlı bir şekilde gevşemesini, hasarlı dokunun daha hızlı bir şekilde onarılmasını sağlamaktayız. Aslında doğal bir iyileşme sistemi uyarılmaya, devreye sokulmaya çalışıyor. İndiba bel boyun fıtıklarında ya da bel boyun ağrılarında, genel kas ağrılarında, fibromiyaljide, ortopedik problemlerde, spor yaralanmalarında kullanılabilir. İndiba her türlü kas iskelet sistemi rahatsızlığında kolaylıkla tercih edilebilir. İşte bel ve boyun ağrılarına bağlı kas spazmlarında veya miyofasyalarda, fibromiyaljide, özellikle spor yaralanmalarından sonra görülen kas zedelenmesi, bazı zedelenmesi tedavisinde tercih edilmektedir. İndibayı hem akut evrede hem kronik evrede kullanabiliriz. Bir dokuya bir ısıtma yapıyor ama optimal bir ısıtma yaptığı için aslında dokuda var olan ödemin artışını sağlamıyor. İndiba tedavisiyle özellikle hücrelere bir hasar verilmeden hücrenin kendi tamir mekanizması uyarılmaktadır. Diğer bu tarz tedavi yapan diğer tedavilerden farklı olarak akut dönemde de, yani bizim inflamasyonlu dönem dediğimiz akut dönemde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. İndiba uygulamasında hasta herhangi bir ağrı hissetmiyor. Tam tersi seans esnasında rahatlama, gevşeme, uyku hali hissedebiliyor. Mesela bir spor yaralanmasından sonra, bir ayak bileği burkulmasından sonra akut dönemde ayak bileğinde hepinizin bildiği gibi ödem, inflamasyon oluyor. Burada derin ısıtıcıların kullanılması kontraindikedir. Çünkü ödemi daha fazla arttırılabilir. Hep ne diyor? Soğuk uygulayın. Ancak indibayı işte böyle bir dönemde kullanabiliyoruz. Çünkü dokudaki ödemi arttırmaz. Aksine ödemin daha hızlı bir şekilde toparlanmasına yardımcı olmaktadır. İndiba tedavisinde seans sayısı ve süreleri tamamen hastaya göre belirleniyor. Hastanın dokusunun problemi, hasar miktarı bizim için önemli. Tek seansta istediğimiz sonuca ulaşabildiğimiz hastalarımız da oluyor. Ekstra 4-5 seansa kadar ilerleyebildiğimiz hastalar oluyor. İndiba tedavisi için hastanın uygun olup olmadığını değerlendirilmesi için mutlaka ve mutlaka öncelikle bir hekimin görmesi gerekmektedir. Gerekli tetkikler ve muayeneden sonra uygun indikasyon varsa indiba tedavisine karar verilir. Tedavinin etkinliğini ilk seanstan itibaren görmeye başlayabilirsiniz. Ne kadar uzun olacağı veya ne kadar sıklıkta olacağı tamamen hastaya ve hastanın durumuna bağlı olarak değişmektedir. Herhangi bir yaş sınırı, cinsiyet farkı olmaksızın kalp pili kullananlar ve hamileler hariç herkes de kullanılabilir. Yani indiba tek kelimeyle özetlemek gerekirse hücrelerin var olan iyileştirme kabiliyeti uyarılır, arttırılır. Dolayısıyla daha sağlıklı ve daha hızlı bir iyileşmeyi sağlar.